x hava yolları iki sefer yapmış. Burada iki seferinde de eşit sayıda yolcu taşıdığı söyleniyor. Her birine a miktar diyelim. a artı a şeklinde. Her iki seferde de eşit. E, y hava yolları dört sefer yapmış. Toplam b kadar yolcu taşısın. Z hava yollarını da iki seferde toplam c kadar yolcu taşıdığını düşünelim. Z'nin taşıdığı yolcular diğerlerinin toplamı kadar. Yani c eşittir dersek 2a artı b şeklinde buraya yazabiliriz. İkinci bilgide de Yehva yollarının diğerlerinin toplamının 1 bölü 4'ü kadar taşıdığı söyleniyor. B eşittir. 2A artı C. 2A ile C'nin toplamının 4'te 1'i kadar. Bu şekilde yapıyoruz. Burada 2A'yı yalnız başına bırakırsak B diğer tarafa geçer. 2A eşittir. C eksi B olur. İçler dışlar çarpımı yapar. Yine 2A'yı yalnız bırakırsak 4B olacak burada. 4B eksi C olacaktır. İkisi de 2A olduğu için sağ taraflar birbirine eşitlenebilir. C eksi B, 4B eksi C yaptı. B'leri ve C'leri aynı tarafa toplayacak olursak 2C eşittir 5B oldu. Orantı özelliğini kullandığımız zaman C'ye 5K, B'ye de 2K diyebiliriz. Şuradaki özelliği denklemi kullanalım. 2A eşittir C eksi B demiş. 2A eşittir 5K eksi 2K dediğimizde 2a değerinin de 3k olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla oranlayacak olursak burada x hava yollarının 2 seferde toplam 2a kadar taşıdığını biliyoruz. Bunun karşılığı 3k'ymış. Toplamı hesaplayacak olursak 5k 2k daha 7k yapar. 3 daha 10k'dır. Sonuç olarak 3k'nın 10k'ya oranı kadar toplam oran vardır burada. Yani X hava yollarının bütün yaptığı seferlerin iki tane birbirine eşit olan seferi olduğu için bunun yarısını alırsak bir seferde toplamın 3 bölü 20'si kadar yolcu taşımıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.